Bütün dünya bilsin ki benim için tek bir taraflılık vardır. O da Cumhuriyet taraftarlığı. Fikri ve sosyal inkılap taraftarlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda bir ferdi hariç düşünmek istemiyorum. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 1924. Gözümüzün bebeği, bir tanemiz Türkiye Cumhuriyeti için kurucusu, güzel insan, canım atam Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sadece ilmin kılavuzluğunda Cumhuriyet'in yılmaz bekçileriyiz. Ülkemizin 95. yılı kutlu ve mutlu olsun. Merhaba, Seçmece Güncel Haberler Bülteni Haber Sörfü'ne hoş geldiniz. 29 Ekim 2018 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hadi bakalım başlasın Haber Sörfü. Tunceli'nin Nazimi ilçesi kırsalında donarak hayatlarını kaybeden uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, memleketleri Mersin'de sonsuzluğa uğurlandılar. Operasyonda donma tehlikesi geçiren diğer 10 askerimiz taburcu edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın idari soruşturma başlattığı açıklandı. Maalesef kışlık teçhizat yetersizliği ihtimaller dahilinde. Fedakarlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. İstanbul'un yeni havalimanı bugün açılıyor. 2023'te inşaatı sona erdiğinde dünyanın en büyük havaalanı olması beklenen yeni havalimanının ilk fazı bugün açılıyor. Sadece bu ilk fazının açılması için bile 6 milyar avroluk bir yatırım yapıldı. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerinde yeni İstanbul Havalimanı. Rakamlarla birkaç bilgi vermek istiyorum. Yapımında yaklaşık 10 bin kişi çalıştı. 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi, 250 havayolu şirketine hizmet verecek. Günde 2000 uçak iniş kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Benim için yeni havalimanı konusunda tek kayda değer haber bu. Enerji ihtiyacının %40'ını, ısı ihtiyacının ise tamamını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık tesislerinden elde edecekmiş yeni havalimanı. Tenis dünyasından 3 tane haber vereceğim. Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Almanya'da katıldığı Futures turnuvasında hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı. Singapur'da düzenlenen 48. WTA turnuvasını Ukraynalı tenisçi 24 yaşındaki Elina Svitolina kazandı. Ki bu WTA turnuvasını kazanan ilk Ukraynalı olmuş Svitolina. Roger Federer ise İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'nı kazanarak 99. şampiyonluğunu kazanmış. Efsanevi tenisçi Jimmy Connors hala 109 şampiyonlukla 1. sırada bulunuyor. Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni. Milli sporcu Şahik Ercümen Salda Gölü'nde tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu kırdı. Ercümen 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak dünya rekorunun sahibi oldu. Bu arada bu haberin başlığında Survivor Şahika rekor kırdı tarzında başlıklar gördüm. Üzüldüm. Trafik güvenliğine hassas televizyon yayınları ödüllendirilecek diye bir haber var. İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulan değerlendirme kurulu 6 ay boyunca belirlenen kriterlere göre programları inceleyip puanlayacak. Yapımcı, yönetmen, oyuncu, genel yayın yönetmeni ve haber sunucularının dizi, haber, magazin programı ve reklamlar aracılığıyla trafik güvenliğine katkı sağlaması amaçlanıyor. Örneğin dizilerde, reklamlarda rol alan oyuncuların trafik kurallarına uyup uymadıklarına bakılacakmış. Güzel bir uygulama bence. Kore'den güzel bir haber var. Barış sürecine giren Kuzey ve Güney Kore yönetimleri sınırlarında bulunan ağır bir şekilde silahlandırılmış 20 askeri kulenin tamamen yıkılacağını açıklamış. Harikasınız. İngiliz futbol kulübü Leicester City'nin sahibi Tayland asıllı Vishal Srivathanaprabha cumartesi akşamı stadın yanına düşen helikopterde hayatını kaybetti. Tayland'ın en zenginlerinden olan Vishal Srivathanaprabha kulübü 2010 yılında 57 milyon dolara satın almıştı. Sıkı bir Budist olan Srivathanaprabha, Leicester City'nin stadını da Budist rahiplere kutsatmıştı. Hatta bu bir hayli ilgi çekmişti. Sonrasında şampiyonluk gelmişti. Bu arada düne kadar helikopterde kaç kişinin olduğu tam olarak bilinmiyordu. Dün gelen haberlere göre helikopterde 5 kişi varmış. Bunlardan biri de Leicester City'nin başkanı Srivathanaprabha'ymış. Ali İsmail Korkmaz Gambiya'da. Ali İsmail Korkmaz kardeşimizin ağabeyi Gürkan Korkmaz'ın Facebook sayfasından aldım haberi. Hemen onun sözleriyle aktaracağım. Geçen sene Ali İsmail'in adına su kuyusu açtığımız köyde bu sefer köy kadınlarının sebze yetiştiriciliğiyle
hem ailelerinin beslenmelerine hem de ekonomilerine katkı sağlayabilmesi amacıyla tarım bahçesi kurmak için yollara düştük. Şu anda Gambiya'dalar. Projeyi Gürkan Korkmaz şöyle anlatıyor. Bambako köyünde küçük baş hayvancılık projesi kapsamında her aileye 2 keçi olmak üzere 9 aileye toplam 18 keçi dağıtıldı. Destek alan aile bu keçileri 3 yıl boyunca kesemiyor ya da satamıyor. Keçilerin ilk yavruları ailenin kendisine kalıyor. Ancak sonraki doğumdan elde edilen yavrular aynı köydeki başka bir aileye veriliyor. Bu durum yavruların bir doğum kendilerine, bir doğum başka aileye verilecek şekilde devam ediyor. Böylece hayvancılık projesinden daha fazla ailenin faydalanması sağlanıyor. Ayrıca orada bulundukları süre zarfında bir köyde de Pakan köyünde bir su kuyusu daha açmışlar. Helal olsun diyorum. Ali İsmail Korkmaz'ın adı sonsuza dek yaşayacak. Ayrıca proje hakkında bilgi almak isterseniz bildiğiniz üzere ben videonun altına açıklamalar bölümüne bu haberleri sunduğum bütün kaynakları yazıyorum. Oradan projeyle ilgili ayrıntılı bilgiye de ulaşabileceksiniz. Oraya bir göz atabilirsiniz. Evet, bir haber sörfünün daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoları paylaşmayı ve varsa eleştirilerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Yarın sabah yine 8.15'te Periskop'ta canlı yayında görüşmek dileğiyle. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun.